de ifade ettim. Orada da söyledim, ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil, kendi iradem ile ülkeme ne katabilirim, partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Yani partiye gel seni belediye başkanı yapalım, milletvekili yapalım diye davetle gelenlerden değilim. Bir şey olmak için, bir makam mevki sahibi olmak için gelenlerden değilim. Partide gençlik kolu başkanlığı, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye meclisiyeliği, parti meclisiyeliği, milletvekilliği ve son olarak da belediye başkanlığı görevlerini yapan ve yapmakta olan biriyim. Dolayısıyla az önce de söyledim, ben partinin öz evladıyım. Beni sonradan gelenlerle karıştırmayacaklarını düşünüyorum. Ha, bugün hiç ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ettim. Ama bir ceza verilirse veya ihraç kararı verilirse de yasal haklarımı mahkemede aramaya devam edeceğim. Burada bir anlamda da içimi dökmüş oldum. Ama verilecek karar ne olursa olsun, yukarıda da söyledim, burada da söylüyorum. Ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okuna, 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda en ufak bir değişiklik olmayacak. Yine başta geçici sığınmacıların geri gönderilmesi olmak üzere temel konulardaki düşüncelerimde ve söylemlerimde herhangi bir değişiklik olmayacak. Aynı şeyleri söylemeye devam edeceğim. Halkımız beni Atatürkçü ve Türk milliyetçisi olarak tanıdı. Bundan sonra da aynı Tanju Özcan'ı görmeye devam edecekler. Tabii bu gerekçe, benim gerekçem soyut bir gerekçe bana göre. Gerçek bir gerekçe de değil. Beni HDP istiyor diye, AKP istiyor diye, FETÖ'cüler istiyor diye, yandaş basın istiyor diye partimden ihraç edeceklerini zannetmiyorum. Yani şimdiye kadar sarı öküzleri verdik biz birilerine. Ben yeni sarı öküz olmak istemiyorum. Dolayısıyla bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum. Öyle ümit etmek istiyorum. Ben hayatım boyunca cinsiyetçi söylem kullanan olmadım. Kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yapan bir insan oldum. Beni tanıyan herkes bunu bilir.